Depremin yaşandığı 6 Şubat sabahı babam bir ışımla kaldırdı beni. Deprem oldu, kalk haberlere bakalım diye. Bugüne kadar birçok haber görmüştüm. Hepsi hafızamda diyebilirim. Ama bugün başka bir haber uzun uzun düşünmemi sağladı üzerine. Meydana gelen depremde kendi sitesinde, hatta kendi mahallesinde tek yıkılan binanın olduğu bir haber. Nasıl olur da siteyi yapan kişi aynı, yerleşim yerleri, kullanılan malzemeler aynı iken bu binanın kaderi bunlardan nasıl farklı olur diye düşündüm. Araştırırken şunu buldum. O binanın altındaki otopark kolonları kesilmişti. Depremleri neden önceden tahmin etmek bu kadar zor? Bu deprem beklenen Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Büyük İstanbul depremine ne kadar hazırız? Depremler neden gece olur? Gibi sorular kafamda daha büyük soru işaretleri oluşturmaya başladı depremle birlikte. Bunların yanı sıra depremden önce, sırasında ve sonra yapılması gerekenler neler? Afetlerde hayatımızı kurtarabilecek telefon uygulamaları hangileri? Evcil hayvanlarımızı ve bebeklerimizi nasıl koruyabiliriz deprem esnasında? Gibi temel ve bireysel bilgilerin de o anda hayatımızı kurtarmaya yaradığını hepimiz daha iyi biliyoruz artık. Ama keşke bu şekilde öğrenmeseydik. Yine de depremin neden olduğunu anlamak, neden bu kadar tahmin edilemez olduğunu bilmek bizleri daha önlemli olmaya itebilir. Çünkü yaşanan bu durumun hayatımızdaki deprem gerçeğinin anlaşılamaması yüzünden bu denli şiddetli yaşandığını sen, ben hepimiz biliyoruz. Canımızı emanet ettiğimiz insanların deprem hakkında bilgili olduğunu varsayarız ama durum her zaman o şekilde işlemeyebilir. Bu yüzden biz hepimiz elimizden geldiğince bu durum hakkında bilgili olursak en azından kendi kendimizi bir nebze koruyabilir ve sistemdeki yanlışlar denk geldiğinde bunlara dur diyebiliriz. Ev seçerken dur diyebilir. Evimizi aldığımız yer şeklini seçebilir. Evimizin altındaki dükkanda kolonlar yıkıldığında buna karşı çıkabiliriz. Depreme dur diyemiyoruz ama zararlarını önleyebileceğimizi dünyadan birçok örnekle biliyoruz artık. Biliyoruz ve her yaşanan afette yeniden hatırlıyoruz. Ama 2 ay sonra yeniden hatırlıyoruz. Artık bu döngüyü kırma zamanı. 21. yüzyılda Mars'a gidilebilen bir teknolojiyle yaşıyoruz. Bu da artık depremsel, yangın gibi doğal afetleri kader olmaktan çıkartıyor bizler için. Bu bilginin ve bilimin ışığında kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabileceğimiz önlemleri, kullanabileceğimiz uygulamaları, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapmamız gerekenleri derledim. Bunları 2 bölümde seninle de paylaşmak istiyorum. Deprem öncesi alınacak önlemler. İlk yardım eğitimi almalısın. Aile acil durum planı yapmalı ve tatbikatları evcil hayvanını da dahil etmelisin. Deprem çantası hazırlamalısın, evcil hayvanınla ilgili bir bölme bulundurmalısın. Tek tek hazırlamak karışık gelirse hazır deprem çantaları bulunuyor internette. Nakit para ve power bank, ekmek ve su kadar gerekli, unutmayın. Devrilebilecek büyük eşyaları duvara sabitlemeli, zehirli ve patlayıcı malzemeleri kilitli dolaplarda saklamalısın. Evini seçerken deprem yönetmeliğine uygun olduğunu kontrol ettirmelisin. Var olan evini depreme uygun olup olmadığını kontrol ettirmeli, güçlendirmeli ve sigorta yaptırmalısın. Evcil hayvanımızı nasıl koruyabiliriz? Benim 3 kedim var. Onları deprem esnasında nasıl yakalayabilirim ve koruyabilirim sorusuna yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgi, hayvanların hayatta kalma ve saklanma içgüdüleri yüksek olduğu için deprem esnasında onları serbest bırakmamız gerektiği. Eğer çok iyi bir yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yer ayarlayabiliyorsak, patili dostumuzu da yanımıza alabileceğimizi söylüyorlar. Enkaz altında kalma durumunuzda birbirinizi ısıtabilir ve moral olabilirsiniz diyorlar. 100 saat sonra yardım gelebileceği ihtimali unutmamalı. Yanımıza alalım ama nasıl? Hayvanlar panik anlarında kaçmaya ve ısırmaya meyilli oluyorlar. Biliyorsunuzdur tıpkı bizler gibi. Bir yöntem olsa da çağırdığında yanıma gelseler keşke diye düşünürken, klasik koşullama yöntemi aklıma geldi. Pavlov ve köpeğinden aşağı yukarı birçoğumuzun aşina olduğu bir yöntem. İstenilen tepkiyi öğretmek için koku veya bir ses kullanarak koşullanmayı tetikleyen bir tekniktir.
Hayatımızı uyarlamak gerekirse bundan sonra yaş mama vermeden önce kedilerime düdük çalmayı planlıyorum. Düdük çalıp yaş mama verdiğim hareketlerime devam ederek onları bu şekilde koşullandırmayı düşünüyorum. Ki deprem esnasında düdük çaldığımda yaş mama vereceğim sanıp yanıma koşsunlar ve onları yaşam üçgenime sığdırabileyim. Dediğim gibi bu benim kendimce en mantıklı ve uygulanabilir bulduğum bir yöntem oldu. Ama eğer bu yöntemin yanlışları varsa, şu sebepten uygulamamalısın ya da şurasını farklı yapmalısın diyen önerilerinizi her zaman açığım. Lütfen yorumlarda belirtin ve birlikte geliştirelim. Ayrıca evcil hayvanlarınızı sosyalleştirin. Sosyal canlıların afet durumlarda diğer insanlara yaklaşması, onların bulunmasını ve kurtarılmasını kolaylaştırıyor. Aşılarını tam yaptırın. Afet durumlarında etraftaki açık sulardan, yiyeceklerden ve diğer canlılardan hastalık kapma riskini en aza indirin. Afet çantanıza onlar için de su, mama, battaniye gibi ürünler yerleştirin. Aşı kartları da afet çantanızda mutlaka bulunsun. Üzerinizde isminizin ve telefon numaranızın yazdığı küçük tasmalardan takın. Deprem esnasında yapılması gerekenler. Depreme ister evin içerisinde isterseniz dışarıda yakalanın ama şu üç kelimeyi asla unutmayın. Çök, kapan, tutun. Evin içerisindeysen camlardan uzakta, sandık, koltuk gibi eşyaların yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturmalısın. Başını koruyarak cenin pozisyonunda kapanmalısın. Ve düşmemek için sabit bir yere sıkıca tutunman gerekiyor. Eğer dışarıdaysan, elektrik direklerinden ve binalardan uzak, açık bir alanda çök, kapan, tutun. Arabadaysan sağa yanaşıp arabayı durdurduktan sonra açık bir alanda çök, kapan, tutun. Deprem esnasında kullanılabilecek telefon uygulamaları. 112 Acil Yardım Butonu. Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 112 Acil Yardım Butonu, acil durumlarda konum bilginizi belirtmenize gerek kalmadan size en kısa süre içerisinde ulaşılmasını sağlıyor. Akut Güvendeyim. Güvendeyim uygulaması olası bir deprem anında belirlediğiniz 5 telefon numarasına GPS üzerinden aldığı bir konumu kısa mesaj yoluyla iletiyor. Düdüğüm. Bu uygulama aslında düdük yani ses çıkarma uygulaması. Enerjinizin ve nefesinizin yetmediği anlarda kullanarak yerinizin tespit edilmesini sağlayabilirsiniz. AFAD Acil Çağrı. Bu uygulamada diğerlerinin yanı sıra yaralıyım, kayboldum, enkaz altındayım, yakınıma ulaşamıyorum şeklinde butonlar da mevcut. Hizmette ayrıca deprem oldu, yaralılar var, deprem oldu, binada hasar var gibi cümleler de bulunuyor. Sesli görüşme imkanına sahip olmayan kişiler böylelikle yardım ekiplerini bilgilendirebiliyor. Bridgefy. Bridgefy internetsiz çalışan ve operatörler hizmet vermese dahi yakınlarınızla iletişim kurmanıza olanak sağlayan bir uygulama. İnternet bağlantısı yerine Bluetooth bağlantısı kullanılıyor. Bu uygulamada 100 metreye kadar etrafınızdakilerle iletişim kurabiliyorsunuz. Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulamayı ne kadar çok kişi kullanırsa mesafe de doğru orantılı bir şekilde genişliyor. Yani akıllı telefonlar birer baz istasyonu görevi görüyor. Deprem.io. Deprem.io aslında bir web sitesi. Bu siteyi kullanarak deprem bölgesinde gıdaya veya ısınmaya ihtiyacınız olduğunu belirtebiliyorsunuz. Yardım listelerini görüntüleyebiliyor, yolcu taşıyabileceğinizi veya iş makinesi kullanabileceğinizi de bildirebiliyorsunuz. Yemek dağıtım yerlerini, barınma yerlerini, toplanma alanlarını, kan bağış noktalarını ve daha fazlasını görüntüleyebiliyorsunuz. Hizmet sağlayan otelleri de harita üzerinden görebilmek mümkün. Deprem sonrasında yapılması gerekenler. Eğer enkaz altında kaldıysanız enerjinizi tasarruflu kullanın. Su, kalorifer ve gaz tesisatlarına veya zemine vurarak sesinizi duyurmaya çalışın. Depremlerden sonra yangınların çıkmasına sık rastlanır. Eğer yıkıntı altında değilseniz gaz vanalarını kapattıktan sonra dökülen tehlikeli bir madde varsa temizleyip evi terk edin. Kesinlikle asansör kullanmayın. Acil durum çantanızı alıp mahalle toplanma alanına, açık alanlara gidin. Artçı deprem olması riskine karşı bir müddet binanıza girmeyin. Yaşam kurtaran bilgileri öğrendiğimize göre şimdi de olayın özünü kavramak için sizi ikinci videoya bekliyorum. Depremleri neden önceden tahmin etmek bu kadar zor? Depremler nasıl oluşur? Bu deprem beklenen Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Büyük İstanbul depremine ne kadar hazırız?
Depremler neden gece olur? Beklenen İstanbul depremine ne kadar hazırlıklıyız?